Milyonlarca kişinin işsiz kalması beslenme ile ilgili sıkıntıları ortaya çıkardı. Washington Post'ta yayınlanan makale bu konuda durumun kritik olduğunu ortaya koydu. Haberde koronavirüs öncesi döneme göre gıda yardımı alanların sayısının çok yüksek olduğu belirtildi. Federal hükümetten gıda desteği alanların sayısı geçen yıla göre 2 milyon kişi arttı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nde yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 2019'a kıyasla 6 milyon arttığına yer verildi. Yüksek enflasyonun özellikle et, süt ve yumurta gibi ürünlerin fiyatlarını yükseltmesi gıda yardımlarının yetersiz kalmasına neden oldu. Yardım kuruluşlarından gelen rakamlar da sorunun devam ettiğini ortaya koyuyor. Kaliforniya'daki bir yardım kuruluşu Fresno bölgesinde gıda desteğine ihtiyaç duyanların sayısının salgın öncesine göre %30 daha fazla olduğunu açıkladı. İran'ın eski